Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça cümle kuruluşu ve tercüme teknikleri çalışmaya devam ediyoruz. Mustafa Meral Çörtü hocanın e, cevap cümlesi demişti, nidanın cevabı. Şimdi kasemin cevabına e, geldi. E, Kasem yani yemin. E, Kasem harfleri, vav harfleri, hafiydi. Başka bi, bir de T harfi. Vav için bakın harfi cerdir. Yemine uygun olan isimlerin başına gelir. Zamirlerin başına gelmez. Vallahi gibi ve duha gibi. Ve e, Rabbil Kabe'ti gibi. Vav ve kendisinden sonraki isim uksimu fiilinin mefhulün bihidir. E, peki bir harfi bu da e, her e, hem ismin hem de zamirin başına gelir. Billahi bike bir rahman gibi. Yemin ifade eden bi ve ondan sonraki isim hazfedilmiş uksimu fiilinin mefhulü mihidir. Kasem harfi bi'nin mutlak e, mutallakı da açık veya mahzuf olabilir. Uksimu billahi gibi. E, peki t, harfi harfi cerdir. Yalnız Allah lafzı celalinin başında bulunur. Tallahi gibi. Yemin harfleri olan vav, bi ve t andolsun yemin olsun yemin ederim and ederim manalarına gelir. Yemin için kullanılan isimler. Eymu ve Eymunu isimleridir. Allah ismi Celal ile kullanılır. Harf-i Cerler gibi e, yani bu yemin harfleri gibi andolsun manasına gelir. Eymullahi, Eymunullahi şeklinde Allah'a yemin olsun ki Eymu ve Eymunu'nun başlarındaki hemze hem basıl hemzesidir. Bunlar daima müptedadırlar. Haberleriyle mahsuf haberleri ise mahsuf kasemidir. E, Allah'a yemin olsun ki ve eymullahi. Bunların dışında bazı durumlarda Lam harfi cerde yemin ifade eder. Vallahi ee, le ef hayra gibi. Ee, burada elbette ve elbette yapacağım şeklinde. Yeminin cevap cümlesi, yeminden sonra gelen cümleye denir. Le ef alenne. Billahi le etekellemenne. Bil eşrar. Konuşmayacağım. Yine vallahi وال... le kat Allah aleyna. Allah'a yemin olsun ki Allah seni bizden üstün kıldı. Ve eymullahi leuhsinen nas Allah yemin olsun ki insanlara iyilik yapacağım. Yine burada bakın cevap burası ve eymullahi usafirenne ila Mekke. Allah yemin olsun ki Mekke'ye gideceğim. E le amri le akzibenn. Hayatma yemin olsun ki asla yalan söylemeyeceğim. Burada le amr yemin için kullanılan hayata dine yemin olsun manasında bir deyimdir. Allah ismi celal önündeki lam bazen yemin ve taaccubu beraber ifade eder. Bu durum yalnız Allah lafzına mahsustur. Lillahi yubki alel eyyami Yemin olsun ki bukteler yani kötü zan sahibi bugünlere bırakmaz. Hayret veya yemin olsun ki manasındadır. Bazen hem fiil uksimu hem de yemin adatıyla birlikte yemin edilen isim de hasbedilir. Lakat ca'er rebi, yani uksimu billahi lakat ca'er rebi gibi yemin olsun ki ilkbahar gelmiştir şeklinde bu manada. Peki şimdi neye geldik? Şarta geldik. şart edatları diyor. Şart edatları cezmedenler in, izma men, ma, mehma, eyün, meta, eynema, eyyani, haythu, enna keyfe, ma. Şart ve cevap cümleleri bölümünde genişçe anlatıldığı için bu kısımda sadece birer birer misal verilecektir. Şart cümlesi kısmında cezmeden şart edatlarının manaları, kullanılışları, şart ve cevap cümleler hakkında geniş bilgi verildi. İn tacel te tendem, e, acele edersen pişman olursun. İzma teteallem, teteqaddem, öğrenirsen ilerlersin. Men yuekhir amelehu yehser, kim işini geciktirirse kaybeder. E, ma tezra tahsut ne ekersen onu biçersin. Mehma tef'al sigari Tecidhu fil kiberi. Küçüklükte ne yaparsan büyüyünce onu bulursun. Eyyâ tes'el yuzibke. Hangisine, kime sorarsan sana cevap verir. Eyyen. meta tesluh batunuke yasluh zahiruke. Ne zaman için iyi olursa dışında iyi olur. Eynema yekun su'ul huluki yetekhâsem. Kötü huylu nerede olursa olsun kavga ve münakaşa eder. Eyyâne <laughs> tut'illâhe yusâidke. Allah'a itaat ettiğin zaman senin muvaffak kılar. Haysu <laughs> mâ tertah. Nereye oturursan otur rahat edersin. Enna yekunul askeru fe yenbegî lehu endibâtun askeriyun. Asker nerede olursa olsun ona asker disiplini gerekir. Keyfe mâ tek tesip ek tesip. Sen nasıl kazanırsan ben de öyle kazanırım. Şart için kullanılan ve cezmetmeyen belli başlı edatlar lev, levla, levma, lemma, ida, emma, kullema, indema gibi. E, ee, i̇smi mevsuller müpteda olduklarında şart ifade ederler. nahiv isim mevsul konusuna bak diyor. Cümleye mudaf olan bazı zarflar şart manası ifade ederler. Ee, cezmetmeyen şart edatları mesela lev. Levci teni le ekrem tuke. Şayet bana gelseydin sana ikram ederdim. Lev harftir. Not, lev mazide geçmişte bir işin ve oluşun meydana gelmesini, yine mazide bir başka işin ve oluşun meydana gelmesine bağlı kılar. Kendisinden sonra şart ve cevap olmak üzere iki fiil bulunur. Bu fiiller mazi veya mazi mana olur. Cevabının başındaki fiil muzaride gelse mazi manası verilir. Lev de tencehu, çalışsaydın başarırdın. Levin cevabının başındaki lama cevap lamı denir. Cevap lamı cevap müsbet mazi olursa çoğu kere menfi olursa bazen gelir. Fakat cevap menfi olursa tekit lamı gelmez. Lev kâne fîhime âlihetun illallahü lefesedetâ. Evet bu bakın burada lam e, lefesedetâ diye lamı görüyoruz. E, cevap lamı cevap müsbet mazi olursa burada müsbet mazi çoğu kere gelir. Menfi olursa bazen gelir dedi. E, menfi muzari olursa tekit lamı gelmez. Ve lev neşâ uca'lnâhu uca'cen. Evet burada gelmemiş mesela. Ve lev şâ'e rabbuke mâ fe'alûhu. Burada gelmemiş. E, eğer Rabbin bunu yapamazlardı. Lev iştehet de lem tendem. Burada da gelmemiş muzari olduğu için. Levin başına vav-ı haliye gelirse kendisi zâid kabul edilerek vasıl edatı olur. E, lev vavul ile gelirse cevap cümlesi istemez. Türkçede sede, sada e, gibi manalara gelir. Tesaddaku ve lev bi kalilin. Az bile olsa sadaka veriniz. E, burada zait kabul ediliyor ve cevap cümlesi istemiyor. Se usafiru ilel medineti ve lev kânet uzak Uzakta olsa Medine'ye gideceğim. Lev'den sonra enne gelirse, enne ile ismi ve haberi mahsus sebete fiilinin faili olur. Lev enneke nacihun lekafe etüke. Yani lev sebete enneke nacihun lekafe etüke. Eğer başarsaydın seni mükafatlandırırdım gibi. Lev bazen arz edatı olur. Lev te'ti indena fe tecdis e, e, ma'ana. E, lütfen bize gelseniz de bizimle otursanız bakın temenni gibi. bir şeyin yapılmasını kibarca istemektir. Arz. lev te'tina fe Evet. Bazen de temenni edat olur dedi. Keşke bize gelsen de bizimle konuşsan. Lev'in diğer özellikleri için edatlara bakın diyor. Lev ile in arasındaki münasebet. Lev cevabın başındaki muzarif fiillerin manasını maziye çevirir levci itena le nukrimuke yani levci itena le ekremnake. Ne yaptı? Buradaki muzariyi maziye dönüştürdü. Şayet bize gelseydin sana ikram ederdik. İn ise cevabın başındaki mazi fiillerin manasını muzariye çevirir. İnci itena ekremnake. Yani inci itena nukrimuke. Eğer bize gelirsen sana ikram ederiz. Gibi. Peki şöyle aşağıya geçtik ve in tecina nükrimke yani in tecina ekremnake bu mazi manası veriyor burada in ile lev arasındaki fark özetlenirse lev cezmetmeyen şart harfidir in ise cezmeden şart harfidir Bu umumiyetle levin cevabının başına lam gelir gerekirse in'in in cevabının başına f veya izayı fücaiye gelir ee, dedim. peki levlaya geldi e, levla cezmetmeyen şart edatlarındandır. Levla nebilun leheleke ahmet. Nebil olmasaydı Ahmet helak olurdu. Levla harftir. Türkçe'de olmamış olsa olmasaydı manasına e, kullanılmaktadır. E, evet burada e, kalalım. Çünkü detaylar verecek. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.